Aspor ekranından mutlu akşamlar. Muhabir masasıyla karşınızdayız. Aspor'un 3 değerli muhabiriyle birlikte bu akşam sizlerle hem takımlarımızı konuşacağız hem de özel haberlerle bu akşamı analiz edeceğimizi söyleyelim. Sizlerden bir ricamız olacak. Aspor Twitter hesabında muhabir masası soruyor. 11. haftanın futbolcusu sizce kim anketimiz var. Program sonuna kadar devam edecek. Altay Gezal, Taylan Antalyalı ve Berat, bilindiği gibi Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu, bu hafta damga vuran isimlerden bir tanesiydi. 4 isimlik bir anket gerçekleştirdik. Bu anketimize katkılarınızı bekliyoruz ve tabii ki çok önemli bir konuğumuz olacak bu akşam bizlerle birlikte. Beşiktaş As Başkanı Emre Koca da dakikalar sonra muhabir masası programında sizlerle birlikte olacak. Ben hemen değerli muhabir arkadaşlarımı sizlerle tanıtmak istiyorum. Sağ tarafımda Emre Kaplan. Emre hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Ahmet Selim Kul, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ve Sercan Dikme. Sercan, hoş bulduk Hakan abi. İyi misin? Çok iyiyim. Maşallah. Çok şükür. Çok da iyi gözüküyorsun. Yüzler gülüyor Beşiktaş'ta. Bugünkü haberinde de gördük. İyi gidiyor Beşiktaş. Beklenenin aksine çok çok iyi bir performans. Ve bu performansa bağlı olarak da istenilen sonuçlar geliyor. Çok iyi bir takım oyunu var Beşiktaş'ta. Biraz sonra Sayın Emre Kocadağ'la da bu konuyu konuşacağız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Bu hafta sonunda önemli bir karşılaşma var. Alanya maçı. Belki de 4 haftalık periyotun en önemli kısmına geldi Beşiktaş. Aslında bir ay önce konuştuğumuz durumla bugün arasında dağlar kadar fark var Beşiktaş'ta. Belki Beşiktaşlı bazı futbol severler bile bugün gelinen noktayı beklemiyorlardı. Ancak belki bugün söylemekte bir yanlış görmüyorum ama bizim içeride konuştuğumuz Beşiktaşlı yöneticiler, Sergen Hoca, Beşiktaşlı futbolcular bu 3 maçlık ralliden iyi bir çıkarımla çıkacaklarını, iyi bir durumla çıkacaklarını düşünüyorlardı. Aslında Beşiktaş'ın hedeflerinde hiçbir zaman sapma yoktu Hakan abi. Evet. Şimdi de her defasında haberlerin içinde de biz alt tema olarak söylüyoruz. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nurçebi'den malzemeci Süreyya abi, Erdal abiye kadar içeride konuşulan tek konu şampiyonluk. Bu kelimeyi artık zikretmeye başladılar. Ve belki de Beşiktaşlı içeride bulunan herkesin en büyük sevindiği nokta şu. Birazdan Sayın Koca da, Emre Koca da bağlandığında da aynı konuyu konuşuruz ama Beşiktaş'ta transferi yapanlar çok eleştirilmişti. Bugün gelinen noktada o transferlerin ne kadar doğru ve haklı çıktığının da bir göstergesi. Aboubakar'ından Mensah'ına, Rozier'ine, Wellington'una kadar. Belki Wellington belki birazcık soru işareti halen. Yani Beşiktaş'ta yüzler gülüyor diyebilir miyiz Sercan? KJ'ye bakıyorum. Gerçekten Beşiktaş'ta yüzler gülüyor Ahmet ama. Ahmet Selim de gülüyor. Abi geçen hafta da konuştuk bu konuyu yani. İşler iyi gitti mi yüzler güler abi, ne olacak başka? Bana peki utanıyor musun bana algı operasyonu çektiğin için? Hayda. Neden? Eyvah, yüzler eyvah. Gülüyor konusuyla ilgili. Bunu biliyorsun. 32 hafta boyunca Ahmet yazdı Beşiktaş'ta. 32 hafta boyunca. Fenerbahçe'de yüzler gülüyor diye. Şaka bir yana Ahmet'in söylediği doğru bir nokta var. Kazandıkça tabii atmosfer de çok değişiyor. Kesinlikle. O yüzden artık Beşiktaşlı futbol severler de takımlarına güveren bir noktada. Çok eleştiriliyordu. Ancak demek ki az önce onu söyledim. Aboubakar eleştirdik bu stüdyoda. Eski binadaydık gerçi. Sözleşmesinde sakatlanırsa fesih olur maddesi olan bir futbolcu şu an bilmiyorum Falcao'dan, Valencia'dan, Siste'den, Samatta'dan daha iyi performans sergileyen. Evet, daha iyi performans sergileyen bir oyuncu konumuna geldi. Keza aynı şekilde Valentin Rozier Sporting'in 3. 4. beki konumundaydı. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi geçen gün zikretmedi o fiyatı. 200 bin euro kiralama bedeline kiraladı Beşiktaş. Tek tek saymayacağım. Demek ki Beşiktaş'ta transferde yetkili olanlar, Sayın Başkan, Sayın Koca da Erdal Bey, demek ki iyi işler yapmış. Kesinlikle. Evet, birazdan Sayın Emre Koca da bizlerle birlikte olacak. Beşiktaş As Başkanı. Evet, çok değerli bir isim. Sayın Emre Koca da bizlerle birlikte. Tabii aslına bakarsanız bütün mesaisi Ümraniye'de geçen bir yöneticiden biz, evet, bahsediyoruz değerli izleyenler. Sürekli olarak paylaşılan sosyal medyada Beşiktaş Kulübü'nün paylaştığı fotoğraflarda da Emre Koca da her karede mutlaka görmüyorsunuzdur ama gördüğünüz karelerde Sayın Emre Koca da Sergen Yalçın'la birlikte
bütün gün futbolcuların yanında ve tüm mesaisi neredeyse Ümraniye'de geçen bir isim, Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ ve telefon attığımızda. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, iyi diliyorum ben de sizlere. Sayın Kocadağ, gerçekten çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz ki Sergen Hoca geldiği günden bu yana sürekli hoca ile birlikte Ümraniye'desiniz. Tabii evet. Zaman zaman olumsuzluklar oluyor. Şu anda çok iyi giden bir Beşiktaş var. Bu olumsuz dönemlerden rüzgarın tam tersine döndüğü dönemlere geldiğimizde bunu nasıl başardığınızı ben size sorarak yayınımıza başlamak istiyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Tabii bizim geçen sene de zaten geldikten sonra bir olumlu bir hava yakalamıştık. Sonra yeniden bir düşüş oldu. Sonra Sergen hocamızla beraber aslında o günkü şartlarda iyi denilebilecek bir noktada bitirdik ligi. Biraz bu pandeminin etkisi tabii ve lige Avrupa'ya da erken başlamamızın etkisi diyebilirim. Transferlerin tabii o bir süreç alıyor. Transferlerin geç gelenler oldu, ayrılanlar oldu. İyi bir başlangıç yapamadık. Daha sonrasında tabii toparlanma süreci oldu. Bu nasıl oldu? Biz zaten bu toparlanma sürecine gireceğimizin bir şekilde sinyallerini veriyorduk. Eksikler vardı. O eksiklerin gelmesiyle, çünkü hocamızın oynattığı oyun mantalitesi, ona olan güvenimiz, inancımız zaten hiçbir zaman değişmedi. Yani bu kötü giderken de değişmedi, iyi giderken de değişmiyor. O yüzden bizim belli bir noktada bu kırılmayı yaşayacağımızı bekliyorduk. Çok şükür gerçekleşti. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi olsun diye. İşte dediğim gibi mesai veriyoruz. Bir şekilde işin ekonomisini toparlamaya çalışıyoruz. Başkanımız çok büyük bir efor sarf ediyor. Bir şekilde yöneticilerimiz, maddi manevi herkes elinden geleni yapıyor. Yani sadece saha içine yansıyan bu başarı tabii saha dışındaki yapılan işlerinde yansıması. Sayın Kocadağ, şüphesiz ki Beşiktaş camiası içerisinde Sergen Hoca'ya en yakın olan isim sizsiniz. Benim sormak istediğim soru şu, daha sonra Sercan'a devredeceğim soru sorma faslını. Sergen Hoca'yla kontrat uzatma durumunuz nedir? Sergen Hoca her seferinde önüme ne getirilirse ben tabii ki imzalarım, Beşiktaş için varım, Beşiktaş ne derse o olur diyen bir teknik adam. Siz Sergen Hoca'yla yapmış olduğunuz görüşmelerde kontrat imzalanma süreci ne vardınız mı? Görüştünüz mü? Konuştunuz mu? Ya o ilk Sergen hocamızı anlaştığımız noktada neysek, o gün ne konuştuysak, bugün de farklı bir noktada değiliz. Biz o gün de onunla zaten çok uzun yıllar beraberce bir şeyler yapalım fikrindeydik. Başkanımız da o fikirdeydi. Onun doğrultusunda biliyorsun altyapıya başına bir Mehmet Ekşi hocamızı getirdik. Oralarda yani uzun vadeli düşüncelerimizin aslında bir yansımasıydı o hareket. Tabii bu pandemi süreci bizi biraz frenliyor. Bazı şeyleri biz yapsak da gösteremiyoruz. Bunları çok iyi anlatamıyoruz belki ama bizim uzun vadeli düşüncelerimizin atılımlarını, biz planlarını zaten gerçekleştiriyoruz. O gün içinde hocam zaten okumadan, bize güvenerek sözleşmeyi imzaladı. Hiçbir şekilde yani konuşmadık 5 dakikada. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Yani biz o gün şeyden önce 4. haftadan sonra da o arada da hocamızla konuştuğumuzda istediği zaman hani o güven telkin etmesi açısından isteseydi o gün de biz bu uzatmayı yapardık, imzalardık. Bu tarz şeyleri konuşup konsantrasyonumuzu bozmuyoruz açıkçası. Çünkü ne onun bizden ne de bizim ondan böyle bir soru işareti yok. Yani birbirimize karşı kulüp olarak, yani başkanla zaten her konuyu konuşabiliyor. Çok yakın ilişkisi var. Benle keza öyle, yönetim kuruluyla öyle. O yüzden o da kendisi ifade etti. O anlamda karşılıklı bir soru işareti yok. Emre Bey, Sercan ben. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz yani görev tanımınızla ilgili Hakan abi çok iyi özetledi. Aslında oraya değinmek istemiyorum ben.
özellikle Nevzat Demir tesislerindeki görev tanımınızla ilgili. Siz normalde yöneticilik profili çizerken hakemlerle ilgili çok fazla konuşmayan bir profil çizdiniz şimdiye kadar. Önceki dönemde de aynı, keza aynı şekilde. Ancak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden bu yana, bitiminden bu yana hakem konusu çok gündemde. Fenerbahçe Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Ali Koç bugün bir açıklama yaptı. Noktasına virgülüne dokunmadan en azından ilk iki cümleyi şöyle özetleyeyim. Josef'in pozisyonuna kırmızı kart vermeyecek orta hakem ve onu VAR'a çağırmayacak hakem bu işi yapmasın dedi. Ve hakemin derbi maçını katlettiğini söyledi. Neler söylersiniz? Şimdi tabii bizim kulübümüz Beşiktaş biliyorsun çok şampiyonluklar kaybetti. Hakemlerden dolayı, hakemlerin hatalarından dolayı çok şampiyonluklarımız gitti. Şerefli ikincilikler diye bir söylem çıkaran bir kulüp bu kulüp. Geçen sene de bizim mağdur olduğumuz maçlar vardı. Bunları yine maçlardan sonra çıkıp söylüyoruz biz. Söyledik. Bu sene şimdi bizim bu dördüncü haftadan sonra biliyorsun bay geçtiğimiz ara vardı. O aradan sonra bizim oynadığımız sadece Antep maçında mağlup olduk. Diğer maçlarımızı kazandık. Hı hı. Gaziantep maçındaki kırmızı kart Ersin'e verilen olmasa bugün belki biz o maçı da kaybetmeyecektik. Yani bize yapılan hatalar zaten herkesin malumu. Bize karşı da hatalar çok fazla, çok sıklıkla yapılıyor. Nitekim Fenerbahçe maçında ben o gün maçtan sonra da söyledim. Evet. Ben hakemin yönetimini beğenmediğimizi ifade ettik ve iki tarafa da yapılan hatalar olduğunu da söyledik. Burada ama buna baktığımızda terazi Beşiktaş'tan yana burada. Yani hangi takıma daha fazla hata yapıldı diye sorarsanız bugün kamuoyunda herkese sorun bu işi yorumlayan. Beşiktaş'a daha fazla hata yapıldı. O gün itibariyle Beşiktaş'ın oynadığı çok iyi bir oyun var. 10 kişi kalmasına rağmen yani ben burada hakem yorumcusu olarak hakem yorumcusu gibi hani tek tek saymaya gerek yok. Onu siz yapıyorsunuz zaten orada ya da eski hakemler var. Ekranlarda bunları konuşuyorlar. Hani biz bunları bilmediğimiz için değil. Hani bunu zaten kamuoyu görüyor. Onda bile tartışma var. 5 tanesi çıkıyor penaltı diyor. 5 tanesi değil diyor. Yani orada bile ortak bir görüş elde edilemiyor o pozisyonlarda. Ama Fenerbahçe maçında bizim ciddi hatalara maruz kaldığımız. Ama sonrasında ne dedik? Biz 10 kişi deplasmanda Fenerbahçe'yi üstün bir oyunla yendik. Hakeme rağmen, hakemin kararlarına rağmen yendik. Bunun önüne geçmesin. Bizim iyi oyunumuz var orada, pozitif oyunumuz var. Çok iyi bir yükselişe geçtik. O yüzden çok fazla üzerinde durmadık. Bunun yanında bizim yani şunlar da yanlış anlaşılmasın. Bizim çok büyük bir rekabetimiz var. Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Trabzonspor'la, diğer kulüplerle ama onun yanında çok iyi de ilişkilerimiz var. Yani biz başkanımız kulüplerin bazı sorunlarıyla, çoğu sorunlarıyla bazen benim de katıldığım toplantılar oluyor. Mustafa Bey'le, Ali Bey'le, Ahmet Ağaoğlu'yla hepsiyle çok ciddi sevgi saygı çerçevesinde ilişkilerimiz var. Aynı masa etrafında kulüplerin ortak sorunlarını konuşuyoruz. Bu anlamda da iyi de ilişkilerimiz var. Ama yani benim söylemek istediğim son anlamda yani bu maç oynandı ve bitti. Hata noktasında da bakıldığı zaman bence Beşiktaş'a daha fazla hata yapılan bir maçtı. Hı-hı. Ama bu ne ilk olacak ne son olacak. Yani keşke buradan hani bunu söylüyoruz ama keşke hakem hatalarını gerçekten maçın sonucuna tesir etmeyecek şekilde olduğu bir lig olsa. Bunu hepimiz ümit ediyoruz. Emre Bey özellikle bu hafta içinde Altay Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergiledi. Bazı spor yorumcuları gerek sosyal medyada gerek de yorumlarında televizyonda şu yorumu yaptı. Geçtiğimiz hafta Altay Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görseydi hatırlayacağınız gibi ceza sahası dışında elle oynama durumunda. Bu hafta Fenerbahçe maçında oynayamayacaktı. Özel olarak ben bu pozisyonu size sormak istiyorum. Altay... Tabii ki böyle, tabii ki yani buna hani bu aşikar orada onu görseydi oynayamayacaktı. Belki yerine gelen arkadaş yine aynı performansla gösterebilirdi, göstermeyebilirdi. Yani ben
Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla alakalı başka bir takımla yaptığı mücadelenin yorumunu bana yapmak yakışmaz. Onu zaten sizler yorumlayacaksınız. Biz kendi işimize, kendi takımımıza yoğunlaşıyoruz. Bize karşı olan hatalarda çıkıp söylüyoruz. Bunu taraftarlarımız da bilsinler. Yani biz bunları konuşuyoruz, söylüyoruz. Federasyona da birebir de iletiyoruz. Bunların takipçisi oluyoruz. Yani bunları belki çıkıp yani maç sonunda çok bağırıp çağırıp oralarda yüksek sesle konuşmak bunların olmayacağı anlamına gelmiyor. Yoksa o zaman çok bağıran bu işlerde çok kazanır. Ama önemli olan takımın iyi oynaması. Bazen işte bu hatalara karşı da maçı galip getirmek. Sayın Kocadağ, o zaman ben Beşiktaş'a döneyim. Beşiktaş'ta taraftarın en çok merak ettiği isim şüphesiz ki Adem Laiç. Adem Laiç'in durumu ne olacak? Adem'le alakalı tabii bir sakatlık söz konusu şu an. Onun öncesinde de tabii eski performansını yani Covid'den de sonra kendisi biliyorsun Covid'den önce iyi bir performans sergilemeye başlamıştı. Evet. Ne yazık ki işte Covid oldu geçen sene. Ondan sonra bir düşüş oldu. Yine tam toparlanıyordu. İşte sakatlıklar yaşadı. Adem bizim tabii bir bonservis ödeyerek aldığımız, yatırım yaptığımız bir oyuncu. Ciddi bir kontratı var. Kendisiyle çok sık görüşüyoruz. Başkanımız görüşüyor. Bize karşı çok olumlu tekrardan eski Adem'i size izlettireceğim diyor. Ama işte bir türlü şanssızlıklar da yakasını bırakmadı. Adem bizim sözleşmeli oyuncumuz. Bizim açımızdan ondan ne kadar faydalanabiliriz? Nasıl tekrardan eski Adem'le içi sahaları döndürebiliriz? Bizim konsantrasyonumuz bunun üzerine. Şimdi son olarak o zaman iki soruyu birden sorayım. Sizin de daha fazla zamanınızı almayayım. Dorukhan sözleşmesi Ümraniye'nin kalbi olarak size sormam gerekiyor. Dorukhan'la yapmış olduğunuz görüşmelerde almış olduğunuz izlenim. Bir müjde verebilecek misiniz Beşiktaş taraftarına? Bir diğer konuda kış transfer döneminde kadroya kaç isim katmayı düşünüyorsunuz? Dorukhan'la alakalı kendisiyle ve menajeriyle görüştük. Kendisine bizim için ne kadar önemli olduğunu anlattık. Menajeri zaten biliyor konuları. Onunla da mali konuları görüşüyoruz. Dorukhan bize Türkiye'de bizden başka bir takımda oynamak istemediğini, Türkiye'de kalması durumunda Beşiktaş'ta devam etmek istediğini kesinlikle söyledi. Beşiktaş'ta devam etmek istediğini düşünüyorum. Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde ben bu hafta ya da önümüzdeki hafta artık bir şekilde olumlu olumsuz biz bu defteri kapamayı düşünüyoruz. Bir şekilde yani görüşmeler devam ediyor. Ben kendisi için ve Beşiktaş'ın hayırlısı neyse o olsun diye temenni ediyorum. İnşallah bizim şartlarımız ona uyarsa, onun gönlü kalbi Beşiktaş'ta atmaya devam ederse, Beşiktaş'ta geleceğini daha iyi olduğunu düşünüyorsa o kararı verirse biz de devam edecektir. Emre Bey sanırım size direkt Dorukhan, Fenerbahçe ismi çok geçiyor. Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımla oynamam dedi sanırım. Ya, oynamak istemediğini söyledi tabii bize söyledi, aktardı bu. Sayın Kocadağ, değerli vaktinizi ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hayırlı çok sağ olun akşamlar, efendim. Sağ olun. Çok yani bu çok güzel bir şey söyledi Sayın Emre Kocadağ. Ali Bey'le, Mustafa Bey'le, Ahmet Bey'le, diğer kulüp başkanlarıyla, yöneticilerle sürekli olarak istişare halindeyiz. Sürekli olarak görüşüyoruz. Artık bu konuların daha fazla konuşulmaması gerektiğini arada da olsa çok güzel bir mesaj verdi. Arada olsa derken çünkü insanlar şimdi başka söylemleri ön plana çıkartabilirler ama bence bu çağrı da çok güzel bir çağrıydı. Kendisine bu yüzden de teşekkür etmek bizim görevimiz. Sanırım gecenin flash açıklaması Dorukhan'la ilgili. Dorukhan, evet. Çünkü her yerde konuşulan Fenerbahçe'ye, biz de burada konuştuk. Evet, evet. Fenerbahçe ile ilgili dedikoduları. Sayın Kocadağ söylemiş Beşiktaş dışında bir takımda oynamak istemiyorum diye. Gerçekten Beşiktaş'ta son zamanlarda en fazla konuşulacak açıklamalardan biriydi. Bu arada tabii Beşiktaş yönetimine de, Sayın Başkan'a da, İletişim Departmanı'na da teşekkür etmekte fayda var. Kesinlikle. Basınla
O duvarları kaldıran bir kulüp görüntüsünde. Sayın Koca da zaten Sergen Hoca ile hani Hakan abi gerçekten sen ilk açılışta Emre Kocadağ'ın, Sayın Kocadağ'ın misyonunu ve görev tanımını çok iyi anlattın. Çünkü Sergen Hoca ne diyorsa Emre Kocadağ aynısını söylüyordur. Kesinlikle. Sayın Kocadağ ne diyorsa Sergen Yalçın aynısını söylüyordur. En azından flaşı da vermiş olduk. Teşekkür ediyoruz tekrar Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Kocadağ ve iletişim bölümüne. Diyelim Fenerbahçe'ye geçelim. Çünkü Karşıyaka Bamberg basketbol karşılaşması var. Çok 18 dakikamız kaldı. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Denizlispor galibiyetinin ardından bugün Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamaları Aspor ekranlarından sen ve kameraman arkadaşımız kimdi? Mehmet Tekin. Mehmet Tekin'le birlikte, deneyimli kameraman arkadaşımız Mehmet Tekin'le birlikte hem o açıklamaları bizlere aktardınız hem antrenmandan çok özel bilgiler aktardınız. Perde arkasında neler yaşandı ben sana onu sormak istiyorum. Şimdi başkanın tabii bu açıklamaları yapmasında sonuçta Fenerbahçe'de yönetici konuştu, futbolcu konuştu, teknik direktör Erol Bulut konuştu. Fenerbahçe başkanı da bu konularla ilgili bir demeç beklentisi oluştu. Bu beklentiye göre yapmadı, konuşma istiyordu. Başkan sadece sıcağı sıcağına konuşmayı çok fazla sevmiyor. O yüzden bugün yapılan bir açıklamaydı. Beşiktaş maçıyla ilgili kısımda çok kısa şunu söyleyeceğim. Beşiktaş aslında başkan da şunu söyledi. İki takıma da hatalar yapıldı. Bizim de dedi atılması gereken, atılması beklenen oyuncular vardı gibi ifadeler kullandı. Yani burada Emre Kocadağ'ın, Sayın Emre Kocadağ'ın söylediği sözlere benzer sözler söyledi. Aslında burada bence en dikkat çekici nokta şuydu. Zaten başkan da bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Türk futbolunda bir hakem krizi var dedi. Bu cümleyi ilk kullanmasının sebebi en dikkat çekmeye çalıştığı noktanın bu olması. Bizim şu anda canımız yandı, işte bu hafta yandı ama her hafta birisi isyan ediyor noktasında. Yani buraya dikkat çekmek gerekiyor. Başkan da tabii şimdi sosyal medya olduğu için en spesifik, en çok etkileşim alacak laflar çekiliyor, kullanılıyor. Ama başkanın açıklamalarında en çok altını çizmek istediği nokta yani bu hakem konusunun artık çözülmesi gerektiğiydi. Bu sezon erken başladı dedi bu işler ki baktığımızda 11 hafta geride kaldı. Hakem konuşmadığımız, hakemin herhangi bir maçta ön plana çıkmadığı bir hafta oldu mu şu ana kadar? Maalesef olmadı. Olmadı. Yani başkanın açıklamalarının temel amacı yani ben çıkayım, saldırayım. Yani şimdi bunu tabii söyleyince şey gibi oluyor da ben kulübüme avantaj sağlayayım. İşte hakemler etkilensin. Hatta bu yüzden Beşiktaş başkanı isim vermedi ama sitem de etti. Hani bu derbi öncesindeki açıklamalarından dolayı. Başkanın amacı burada şuydu. Bu hakem krizi var. Bu hakem krizinin bir şekilde çözülmesi gerekiyor noktasına geldi. Önerilerde bulundu. Kurayla hakemler atansın önerisi. Bence ilginç bir öneri. Çünkü MHK bu hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçına genç bir hakem atadı. Eğer bunu yapacak cesareti varsa MHK'nın hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kura işiyle bence konuşulabilir. Bu sefer de sıcak top soğuk top. Değil mi? Evet. Şimdi hızlı hızlı gideceğim. Dediğim gibi süremiz az. Sakatlarda durum ne? Sakatlarda durum şöyle. Ener Valencia Fenerbahçe yeni Malatya Spor maçında oynayamayacak. Onu belirtelim. Evet. Birinci dereceden kısmi yırtık var arka adalesinde. Bundan dolayı da yani belki Başakşehir maçına yetişir, net değil ama Malatya Spor maçında yok. Nazım bugün sahaya indi. Takımla çalıştı bir bölümde ayrı çalıştı. Harun bugün Erol Hoca alkışlattı Harun'u sanki yeni transfermiş evet, gibi. Ben de görünce evet. Mutlu oldum hakikaten. Yeni sizin transfer görüntülerde. Sonuçta çok ciddi yaptı. Bir sakatlık. Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbir futbolcuya yaşatmasın. Korkutucu bir sakatlıktı en azından. Belki uzun sürmedi sağdan ayrı kaldığı süreç ama onun dışında Sinan Gümüş de koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı. Lemos Perotti ve üçüncü isim Samatta'nın da tedavileri sürüyor. Samatta tabii salon çalışmaları da yapıyor bir yandan. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Yüzler de gülüyor Samandıra'da. Tabii bir haftalık aranın ardından yüzler yeniden gülmeye başladı. Sen niye güldün Sercan? Yüzler gülüyor esprisi çok güzel oldu ya. Bunu yapan sensin. Bunu başlatan da sensin. Ben bir şey demedim. Ben sadece Samandıra'da alınan galibiyet sonrası yüzlerin gülmesi normal. Ben de bugün fotoğraf gördüm çünkü. Sevgili Emre Belezoğlu, Selçuk, Caner, Volkan Hoca, Caner, Mert Hakan. Orada güldükleri için söyledim. Sen hemen
benim değerli kardeşimin üzerine oynuyorsun. Neden Sercan? Çok özür dilerim ama Emre Belezoğlu için çok güzel, tebrik ederim. Aa, ben de tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkürler. Bugün başkan da o açıklamaları... Sen de tebrik edecek bir şey buldu da bizim adres verdi. Bir şey söyleyeceğim ben ama seni tebrik edersem program bitmez sürekli. Neyse. Bir anda sıcak rüzgarlar. Sıcak rüzgarlar. Şunu söyleyeceğim. Geçen haftaki antrenmanla bu haftaki antrenman arasında o farkı hissediyorsun. Şimdi geçen hafta Beşiktaş gene çıktı. Hani, şimdi biz artık çok teşekkür ediyoruz. Ben de iletişim ekibine teşekkür çok ediyoruz. Net. Hani her hafta yani antrenman açık. Bir dakika, şimdi hakkını yemeyelim. Topuk rüzgarı, yaylasına evet, gittiğiniz evet. günden itibaren hakikaten çok yardım ettiler basın mensuplarına. Yani sevgili Tunç abi olsun. Bilmiyorum, karışıyor mu bu arada Tunç abi? O biraz daha televizyon tarafında. Televizyon tarafında. İletişim ekibi, Can Yebetaş, Burcu Aydın, Alper Yemenciler. Alper Yemenciler hepimizin arkadaşı. Tabii. Aynı yerde çok beraber görev aldığımız bir arkadaşımız. Çok severim. Hakikaten çok güzel yapıyor işini. Tebrik ediyorum. Ben şunu düşünüyorum. Diğer takımları da bu bir rüzgar yarattı. Diğer takımlar da antrenmanlarını daha çok açmaya başladı. Beşiktaş hep açıyordu ya. Yok. Yok. İlk başta. Yapma. Fenerbahçe gibi açmadılar. Son 3 aydır açıyor Beşiktaş. Hakkını yeme. Bak, kimsenin hakkını yemeyeceksin. Yapmayalım. Erol abiye böyle bu zaman. Yeni geldi Erol ayrı abi. Ayrı bir şey. Erol abiler yeri geldi. O tamam da kampa gittiler. Kampta her gün bağlantı yapmalarına evet. fırsat verildi. Her gün bir futbolcu verildi. Tabii bunlar canım. Çok Onu önemli şeyler bizim için. Şey, şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında o farkı hissediyorsun. Takımın üstündeki gerginlik, o yenilgi. Bir de kötü yenildi Beşiktaş yani. Ki hafta boyunca da onu anlattım. Hep şöyle diyordu futbolcular, işte teknik heyet, idare et. Ya yenilirsin. Derbi kaybı ilk kez değil, son kez de değil de yenilginin şekli, sahada hiçbir Trajik. İstediğini yapamıyorsun. Rakip 10 kişi kalıyor, bir türlü kıramıyorsun. Hani 4-3 bile. İstediklerini yapamıyorsun bir türlü. 4-3. Futbolcuları germişti yani. 4-3 bu. Olduğunu söyledim. Geçelim. Selim, Fenerbahçe'yle ilgili verebileceğim başka bilgin var mı? Yok, bu şekilde. Tamam, o zaman sevgili Emre Kaplan'a dönüyorum. Emre, son haftaların gerçekten çok iyi oynayan Galatasaray'ı var. Neden iyi oynayan Galatasaray'ı var? Çünkü diyecekler ki Beşiktaş iyi oynamıyor mu? Evet, Beşiktaş da çok iyi futbol oynuyor ama... Şöyle bir gerçek var. Galatasaray 8 eksiği varken de bu şekilde oynuyordu. Beşiktaş'ın bu çıkışında Başakşehir, Fenerbahçe üst üste zorlu maç periyodundan nasıl bir tablo ortaya çıkacağı belli değildi. Fakat Galatasaray bu kadar eksiğe rağmen çok iyi bir çıkış yakaladı. Bu çıkış yakalamasına rağmen sarı kırmızılı takım, Jagne'nin performansı ortada. Ama konuşulan yine bir isim var. Falcao. Ne olacak Radamel Falcao'nun sonu? Falcao geldiğinden beri en çok konuşulan isim. Geliş sürecinden bu yana, transfer sürecinden bu yana çok konuşuluyor. Aslında geçen sene biz bunun ilk olarak Beşiktaş derbisinden sonra haberini yaptık. Ki o dönem kulüp bir yalanlama geçti bununla alakalı. O günden bu yana değişen hiçbir şey yok. Falcao kendi inisiyatif almadığı sürece hiçbir antrenmana çıkmıyor. Şu anda 45 gün oldu. Çok enteresan yalnız bu. Yani geçen sene de çok uzun süren sakatlık dönemleri oldu. Aynı sakatlıkları başka oyuncular geçirdiğinde çok daha kısa sürelerde geri döndüler. Bu sefer de aşağı yukarı aynı zamanda sakatlandılar Marcao'yla. Marcao 10 gün sonra sahaya döndü. 2 maç oynadı. Falcao daha herhangi bir antrenmana çıkmış değil. 1,5 aylık bir süre oldu. Falcao'nun herhangi bir antrenmana çıkmadığı süreç. Yani bu sadece devre arası ayrılmakla alakalı bir durum değil. Falcao burada sözleşmesini tamamlayacaksa da kendini riske etmeden bu süreyi tamamlayacak şekilde devam etmek istiyor. Ve şu anda da Galatasaray yönetiminin isteği Falcao'yla devre arası yolları ayırmak. Var mı peki talip olan kulüp? Şu an somut bir talibi yok. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bir takım iddialar var. İşte Amerika'dan özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünün teklif yapabileceği, ki daha önce de Falcao'nun ismi bu kulüple anılmıştı. Ama henüz somut bir teklifin olmadığını söyleyelim. Çünkü gerçekten Falcao'nun çok ciddi bir maliyeti var. 1,5 sene daha sözleşmesi var. Yıllık aldığı rakam işte 5 milyon euro kağıt üstündeki rakam. Onun dışında bonuslar, yan ödemeleri... Her türlü masrafının kulübe fatura edilmesiyle birlikte gerçekten çok ciddi bir rakama tekamül ediyor. Bu nedenle Falcao'yu elden çıkarmak çok kolay değil. Oyuncu profesyonel. Ben sözleşmemi de en kötü ihtimalle sözleşmemi buradan tamamlayıp paramı almaya devam ederim şeklinde bir bakış açısına sahip. Ama gerçekten bu konuyu geçen seneden beri sıklıkla gündeme getiriyoruz. İlk başta yalanlandı. Şu anda kulüp de artık bu haberleri destekler vaziyete geldi. Rahatsız oldukları için. Ama Falcao... Kendi inisiyatif almadığı, kendi istemediği sürece hiçbir antrenmana çıkmıyor. Evet, Galatasaray'la devam edeceğiz. Kısa bir es vermek istiyorum. Bilindiği gibi yayınımızın başında da belirtmiştim. A-Spor Twitter hesabından. Muhabir Masası değerli izleyicilerine soruyor. Süper Lig'de 11. haftanın futbolcusu kim? Oy kullandın mı? Ben tabii ki kullandım. Gezzal'a hemen verdim bile. Bizim WhatsApp gruplarına da attım. Kullansınlar diye de halen geride.
Ama gerçekten de Gezzal. Tamam. Şu anda şu anda sonuçlar ekranda. İlk Gezzal 36, %36, Altay %38, %25 Taylan Antalyalı, %2 Berat Özdemir olarak devam ediyor. Son 17 dakika yayınımızın sonunda son 8 dakika kaldı. Efendim? Berat'la Altay arasında gidip geliyorum. Berat'la. Gezal'la olmasın? Yok, Berat'la. Beşiktaş'ın galibiyeti çok sürpriz değil ya. Biraz da şeye bakıyorum. Fenerbahçe'nin sürpriz mi? Bence önemli, daha önemli yani. Sürpriz de? Sürpriz değil de. Hayır, galibiyeti sürpriz olur mu? Bir dakika olur. Dur. Bak, ya bu çok yakaladım tehlikeli. Yakaladım çok tehlikelisin. Şundan ben Selim'in dilinden anladığım ben şu benim. Biliyorum. Fenerbahçe kazandı ama maçın adamının Altay olması kafalarda bir soru işareti demeye yani bir çalışıyor. De derbiden anladım sonra bir de öyle bir derbiden sonra kazanmak her türlü daha önemlidir yani. Şimdi Emre ile devam edelim. Luyendam'a gidiyor mu? Premier Lig'den Galatasaray'ın başarılı savunmacısına teklif olduğu söyleniyor. Luyendam'a geçen sene bir teklif vardı sakatlık süreci öncesinde. Aston Villa'nın bir teklifi vardı ki gayet de tatmin edici. 10 milyon euroların üzerinde bir rakamdı bu. Ama çok uzun süre sahadan uzak kaldı Luyendam'a ve geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi değildi. Hatta hiç iyi değildi ama Luyendam'ın yine öne çıkan bir performansı vardı zaman zaman. Oradan oluşturduğu bir vitrini vardı. Bunu yeniden kazanmaya çalışıyor Galatasaray. Biraz burada şunu da dikkate almak lazım. Son haftalarda Luyendam iyileşti. İyileştikten sonra Marka ve Donk ikilisi oynamaya devam ediyor Galatasaray'da. Biraz Luyendam'ın gidişine de hazırlık yaptığını söyleyebiliriz Fatih Hoca'nın. Ki takım içerisindeki genç oyuncuları şu anda yavaş yavaş kadroya monte ediyor ve bir şey mi vardı? Evet var. Ben hemen bir araya gireyim. Evet, şimdi Ankara Gücü Kulübü bir açıklama yaptı. Görülen lüzum üzerine koronavirüs testinde 3 futbolcumuzun COVID-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar temennilerimizi de buradan gönderelim Ankara Gücü'ne. Özür diliyorum. Devam et Emre. Yani Galatasaray'da biraz o Luyendam'a sonrasına hazırlık var. İngiltere'den teklifler olabileceği konuşuluyor. Henüz orada da somut bir teklifin olmadığını söyleyelim. Ama ya Marka ya Luyendam'a ikisinden bir tanesiyle devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Çünkü Galatasaray'ın bir kaynak oluşturması gerekiyor. En net kaynaklar da bu iki isimle Marka ya da Luyendam'a. Ama bir tanesi satılırsa diğeriyle de sözleşme uzatılacağını söyleyelim. Bir tanesi uzun vadeli takımda tutulmak isteniyor. Hangisine daha ciddi bir teklif gelirse Galatasaray ya Marka ya Luyendam'a ikisinden birini satıp devre arasındaki operasyonu bu oyuncular üzerinden yapacak. Operasyon bu oyuncular üzerinden olacak dedim. Peki operasyonun diğer bir kanadı olan gelecek transferler kimler olabilir? Şimdi çok uzun zamandır Onyekuru ismi konuşuluyor Galatasaray'da. Buradaki net durumu söyleyelim. Galatasaray'da Fatih Hoca çok istiyor Onyekuru'yu. Zaten ilk transfer olduğu süreçten bu yana çok beğeniyordu. Öncesinde de çok istiyordu. Geçen sene de kiralanmasını istedi. Ama yönetim çok sıcak değil Onyekuru'nun transferine, bunu söyleyelim. Şu anda Galatasaray'ın eli çok daha güçlü sezon öncesine oranla, Monaco'daki durumu, oyuncunun isteğiyle birlikte. Ama Galatasaray yönetimi çok sıcak değil. Çünkü hem Onyekuru'nun ayrılma şekli hem Monaco ile ilişkiler çok istenilen düzeyde değil. Bu nedenle Onyekuru şu an sanki biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor Galatasaray tarafından. Biraz daha yerli isimlere yönelmeyi planlıyor Galatasaray. Yine Falcao'dan bahsettik. Forvet transferi biraz Falcao'ya bağlı olarak gerçekleşecek gibi. Falcao eğer ayrılırsa orada bütçede de bir boşluk açılacak. Ki Fatih Hoca Hatay Spor maçı sonrası forvet transferinden bahsetti. Bir forvet alabiliriz ve görüşüyoruz da aslında dedi. Falcao ayrılırsa bir forvet transferinde gerçekleşeceğini söyleyelim. Çünkü evet, Cagne son haftalarda performansı yükseltti. Ama uzun vadede ne kadar güvenilebilir Cagne'nin performansına? Henüz bu konuda soru işaretleri var. Az önce anketimizde de yer alan isimlerden bir tanesi Berat. Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Yine Ali Akman ismi var. Ama tabii ki Ali Akman için çok ciddi teklifler var. Avrupa'dan da çok önemli kulüplerin ilgisi olduğunu biliyoruz. Ama Galatasaray'ın da bir ilgisi olduğunu söyleyelim. Ali, Berat ve Karagümrük'ten Fatih için. Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebel Tarık'la G grubunda yer alan Ay Yıldızı ekibimizin ilk maçı kendi sahasında olacak. 24 Mart 2020 Türkiye-Hollanda. Açılış güzel maç. İlk maç çok güzel. Bu arada dün Frank de Boer bu konuyla ilgili bir şey demişti. Biz ilk maçı Türkiye ile deplasmanda oynamak istiyoruz diye. Onun gönlüne göre olmuş kura. 27 tamam. Mart Norveç-Türkiye. Şuraya yazalım da o tarihteki uçak biletlerine bakalım. 30 Mart. Bayağı 6 günde 3 maç oynayacağız. Türkiye-Letonya.
1 Eylül 2021 Cebel Tarık Türkiye, 7 Eylül Hollanda Türkiye, 8 Ekim Türkiye Norveç, 11 Ekim Letonya Türkiye, 13 Kasım 2021 Türkiye Cebel Tarık, 16 Kasım 2021 Karadağ Türkiye. Milli futbol takımımızın yolu açık İlk maç Hollanda ile içeride olması güzel. Bence de güzel bir avantaj. Yani sürpriz yapacaksan ilk maç yaparsın yani. Peki Ferdi ne olacak? Ferdi konusu güzel sordun. Ben açık konuşayım Ferdi ile ilgili. Bu söylediklerimle çocuğa herhangi bir şekilde aslında baskı yaratmasını istemiyorum. Çünkü biz bu konularda çok duygusuzuz ama Ferdi Türkiye'de oynamıyor olsaydı çoktan Hollanda milli takımını seçerdi. Bunlar böyle %100 net bilgi olarak söylemiyorum. Benim hani duyduğum, ettiğim, etraftan topladığım bilgilerin havuzunda vardığım sonuçlar olarak söylüyorum. Eğer şu anda Fenerbahçe'de değil, işte Hollanda'da bir takımda oynuyor olsaydı bence Hollanda'yı seçmişti. Çünkü altyapıdaki bütün takımlarda Hollanda'da oynadı. Şu anda da kaptanlık falan yapıyor U21 takımında. Çok önemli bir parçası. Yani orada tabii keşke bizde de öyle olsa ama sistematik bir milli takım olduğu için alttan gelen çocuk büyüyor. Hani milli takıma gelene kadar her kademede oynuyor, aynı oyun sistemiyle oynuyor. Doğal olarak giderdi ama tabii Türkiye'de oynuyor olması, etrafındaki birçok kişinin bu konuda ona baskı yapıyor olması bu kararını zorlaştırıyor. Babasıyla konuşuyor musunuz? Babasıyla... Feyzullah abi değil mi? Feyzullah var, amcası. Yani bunlar oyuncuya kalsa çoktan diyorum ya, bence Hollanda milli takımını seçmişti ama... Hala kararını vermedi. Bence verebileceği en son zamanda verecek. Ben öyle düşünüyorum. Ama şu anda da çok sıkıntılı bir... Bak ne zaman ki... U21'in kaptanı değil mi Ferdi? Kaptanlık yapıyor şimdi. Her maça kaptan... Tabii. O kadar emin değilim de kaptanlık yaptığını biliyorum. Benim yani. Benim izlediğim bir maçta kaptan olduğunu gördüm evet. Çünkü. Yani bundan dolayı Ferdi bence kararını verebileceği en geç zamanda verecek. Bence Hollanda biraz daha önde. Şenol Hoca ama sonuçta Türkiye'de oynuyor. Şenol Hoca görüşecek. Şenol Hoca ile 10 dakikalık bir toplantısına bakar bizim milli takımı seçmesi Ferdi'nin. Şenol Hoca 10 dakikada... Ama işte o toplantıda yapılamadığı bazı evet. şeyler çıktı etti. Ferdi konusu karışık. Dediğim gibi ama eğer bence Türkiye'de oynamıyor olsaydı çoktan Hollanda'yı seçerdi. Şimdi ama... Milli takımımız için nasıl hayırlı olacaksa... Kendisi için tabii. de. Herkes, kendisi tabii için ki. De mutlaka. Bu arada bence bizim Ferdi'ye ihtiyacımız var. Var, kesinlikle var. Ben çok beğeniyorum. Yolu açık olsun genç kardeşimizin. İşte biraz önce sizler için okuduğumuz Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun maçındaki bence maç programımız bu şekilde. Emre Kaplan, Sercan Dikme, Ahmet Selim Kul. Üç değerli muhabir arkadaşımız Aspor'un başarılı, deneyimli muhabirleri muhabir masasında bizlerleydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.